Hallo Leute, guten Abend. Guten Abend. Ja. Okay, evet, bugün yine bir aradayız. Teil B2, mündliche Teil 2, Diskussionla ilgili biraz konuşacağız. Size örnekler göstereceğim, işte önerilerde bulunacağım. Biraz sınavın bu bölümüyle ilgili yol göstereceğim. Hiç bilmeyenler için iyi bir örnek olur. Bilenler için de şık şıklar olur. Seslerimizi kapatırsak eğer, hani sesimiz de karışmaz. Ben konuşurken karışıklık olmaz. Şimdi örneklere geçmeden ve biraz da konuyla ilgili size bilgi vermeden sizin sorunuz varsa hemen alalım. Çete yazabilirsiniz. Evet. Sorularınızı çetede yazabilirsiniz. Ben bakıp ara ara cevaplamaya çalışırım. Hocam B1 ile B2 arasında çok fark var mı? Çok Yani fark var. Evet, çok fark var. bölümleri de mi farklı? Nasıl? Sınav bölümleri de mi farklı? Böyle prüfum oluyor yani sözlü işte kendini tanıtma sınav bölümleri oluyor ya hocam. Onlar da mı farklı oluyor yoksa aynı şekilde mi? Hayır, aynı şekilde değil. B1, B2 ile kıyaslayamayız bile. Öyle diyeyim şimdi. B2'de prezentasyon bölümümüz var. Prezentasyon bölümü aslında bir açıdan kolaylık. Şöyle 7 temamız var. Bununla ilgili ayrıca bir ders yapacağım. Örnekler gösteririm size. 7 temadan bir tanesini seçebilirsiniz. Bunlar biliniyor. Yani internet sayfalarında falan da bulabilirsiniz. Bu bölüme biz eigene Erfahrung diyoruz yalnız. Kendi deneyiminizi anlatacaksınız. O başlık altında ne bileyim bir seyahat mi seçtiğiniz konu başlığı olarak kendi deneyiminizi anlatmanız gerekiyor. Buna hazırlık yapabilirsiniz evde. Yani bunu bütün öğrenciler artı hocalar biliyor. Bu evde hazırlanıp gelinen bir bölüm. Yalnız şöyle bir hatayı düşüyoruz. Ezberleyip geliyorlar. Sakın yapmayın. Bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. Ezberlediğinizi fark ederlerse sorularla bunu kontrol edecekler zaten. Başarısız olursunuz. Şimdi prezentasyon hem kolay hem zor bu anlamda. İkinci bölüm bir makale okuyorsunuz. Genellikle gazete küpürü oluyor. Yani gazeteden bir makale okuyorsunuz. Şimdi bahsedeceğim ben başlıklar falan. Hani olası başlıklardan bahsedeceğim. Genellikle yarı bilimsel bir konu oluyor. Her ikinizin de önünde oluyor ve bu konuyu okuduktan sonra 20 dakikalık hazırlık süremiz var ya B1'de de B2'de de. İşte o süre içinde yaklaşık bir 10 dakika kadar bu bölüme vermeniz gerekiyor. Prezentasyona çok fazla zaman ayırmanıza gerek yok onu evde hazırladığınız için. Ama diskusyon bölümüne biraz çalışmanız gerekiyor. Yani konuyu okuyacaksınız, konuyla ilgili neler yapmanız gerektiğini ben anlatacağım. Şimdi onları yapacaksınız. Ondan sonra partnerinizle birlikte o konu hakkında konuşmaya başlıyorsunuz. Şimdi konunun detayları eğer hiç bu konuyla ilgili bir fikriniz yoksa asla başarabileceğimiz bir sınav değil. Yani bu anlamda zorlayacak. Ama konunun yani hangi konular olduğu aşağı yukarı tahmin edilebiliyor. Ben konu başlıklarını paylaşacağım ama üç konu başlığı değil. Hayli çok konu başlıkları. Hepsinden biraz okumanız gerekiyor. Hepsinden birazcık bilgilenmeniz gerekiyor. Yani bizden istedikleri nedir işte? Konuyla ilgili fuatale, nahtale düşünmemiz gerekiyor biraz. Yani böyle bir 15-20 cümlelik bir metin hazırlamamız gerekiyor. Böyle 3 günde hazırlanabileceğiniz bir sınav değil arkadaşlar. Kesinlikle öyle düşünmeyin. İnsanlar aylarca hazırlık yapıyorlar bu konuda. Her bir konudan her gün bir tane yazı yazıyorlar. Ve tabii yazı yaza da fikir sahibi oluyorlar. Yani kesinlikle çok ciddi bir hazırlık isteyen bölüm. Prezentasyon bölümü gibi değil bu.
Çünkü burada şimdi ben anlatacağım nelere dikkat edeceksiniz, konuşurken ne yapacaksınız. Reel imiteleriniz var, reel imiteleri kullanmanız bekleniyor ve konuştuğunuz her şeyi background'en yapmanız gerekiyor. Yani bir argument mi sürdünüz öne? Onu neden öyle düşündüğünüzü de ifade etmeniz gerekiyor. Bu fikri desteklemeniz gerekiyor. Karşı tarafla bu konuda konuşurken gerekli reel imiteleri mutlaka kullanmanız gerekiyor. Ve kesinlikle bir diyalog yapmanız gerekiyor. Öyle bıdı 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 ben her şeyi hani anlattım sıra sende şeklinde değil kesinlikle. Öyle yaptınız mı yine puan kaybedersiniz. Zor bir bölüm. Biz B1'de ne yapıyoruz? Birinci bölüm A1, A2'den biraz daha gelişmiş oluyor. İşte sich vorstellen, işte zusammen sich unterhalten. Bu arada tabii sich vorstellen und sich unterhalten. Also gegenseitig kennenlernen var birinci bölümde. O kadar zorlayıcı değil. Epey de bir şey bildiğimiz için onu yapabiliyoruz. İkinci bölümde işte karşılıklı yine İkinci bölüm çalışması aslında bu bölümlere bir hazırlık oluyor. O yüzden B1'deki ikinci bölümü bölümün hazırlıklarında ciddi bir şekilde o hazırlıkları yapmaya çalışmak, hazırlıkları aşama aşama nasıl oluyor bilmek, bilinçli olarak bu çalışmaları yapmak gerekiyor. Ama yine de hani B2 ile kıyaslarsak ne yapıyorsunuz? Kişinizi tanıtıyorsunuz. İşte neler söylemiş? Formülyeren asla aynı cümleyi okumak yok. Formülyeren, Schreiben yoluyla onları tekrar ifade ediyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? İşte karşılıklı yine işte meine Meinung diyorsunuz. Orada meine Meinung deyip kendi fikrini söylüyor. Was denkst du darüber diyorsunuz. İstimme zu diyorsunuz. İstimme nicht zu diyorsunuz. Yine Begründen yapıyorsunuz. Sonra da eigene Erfahrung erzählen yapıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. B1'in en zor bölümü bu. Sondaki gemeinsam etwas planen konusu yine A2. Yani A2'de nasıl yaptıysak B1'de birazcık daha birazcık daha detaylandırarak aynısını yapacağız. Çok farklı bir şey yok. Yani gerçekten B1 ve A2'nin gemeinsam etwas planen niye gitsin? Hocam sesiniz geliyor. İnternet bağlantınızdan olabilir Yalçın. Hani benim mikrofonum sürekli maksimumda göründüğü için anlayamadım niye gitsin sesim bilemedim. Belki internettendir. Bilmiyorum. Çok da uzaklaşmadığım için masada. Ne diyordum? Yani tile dry A2 ve B1'de de çok büyük bir farklılık göstermiyor. Ha B2'deki tile dry yine temel olarak onları alıyor. Ama B2'de tile dry artık adı ein Problem lösen. Yani daha detaylı, daha yeni reel imitelerin kullanmasını gerektiren bir karşılıklı anlaşma olması bekleniyor. Onunla ilgili de örnekler yaparız. Sanıyorum önümüzdeki günlerde yine etkinliklerimiz olacak. Ben aynısını tekrar etmemeye çalışıyorum etkinliklerin. Olabildiğince yani bir başkasını, bir başka bölümü ele alalım diye uğraşıyorum. Ama B2 farklı. B2'deki performansınız çok farklı. Ve iyi olmanız gerekiyor gerçekten. Umschreiben konusunu çok iyi anlamış olmanız gerekiyor. Biraz sonra göreceksiniz bayağı bir şöyle artikel okuyorsunuz yani makale okuyorsunuz. Öyle kısa bir makale falan değil, öyle küçücük bir makale asla değil. Uzunca bir şey okuyorsunuz. Oradan faydalanacaksınız. Teşekkür ederim öğretmenler günü kutlayan arkadaşlar. Sağ olun. O makaleden faydalanacaksınız ama asla aynı cümleyi kullanamazsınız. Aynı cümleyi kullandığınız an eksileri alıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Önünüzde koca bir kelimeler yığını var. Yani o kadar çok size yol gösterecek kelime ve gramer var ki orada. Ne yapacaksınız? Umschreiben yapacaksınız. Eğer B1'de Umschreiben'i iyi öğrendiyseniz, B2'deki metninden faydalanıp oradaki cümleleri, kelimeleri Umschreiben ile kendi çalışmanızda kullanabilirsiniz.
çok da başarılı olur. Ama tabii bütün bunlar için süreniz kısıtlı. Çok çok hazırlıklıysanız kaygılanacak bir şey yok ve evet hocalar araya girebilir. Özellikle sizin konuyla ilgili hani konuyu çok anlamadığınızı düşünürlerse biraz konuya çekmek için ya da arkadaşınızın partneriniz biraz fazla dominantsa onun biraz daha hani pasivize edip size öncelik vermek için ya da konuyu dağıttınız mesela çok oluyor ne yazık ki konumuz X öğrenci birdenbire X, Y, Z diye Z ile devam ediveriyor. Ne yapıyor hocalar? Bir soru soruyorlar. X'e geri dönüyor. Bunu normalde partnerinizin yapmasını bekliyoruz. Ama yapamayabilir. Çoğu zaman yapıyor partnerler. İyi oluyor. Ama olmayabilir de yani. O sizin o anki şansınız gerçekten. Problem yok. Onu hoca yapar size. Ve evet böyle bölüyoruz. Ben de bölüyorum. Bazen öğrenci hani ne anlattığını anlamadığını fark edip ona bir soru sorup konuya çekiyorum. Fakat işte o noktada eğer ezber varsa toparlayamıyorsunuz. O yüzden B2 sınavlarını ezbere yapmayın. Kalıpları ezberleyebilirsiniz ama kalıpların düzgün bir şekilde cümleye bağlanması konusunda epey bir egzersiz yapmanız gerekiyor. Yoksa ortada kalır. Yani kalıp söylersiniz devamı yok. Ne dedi bu? Filan oluyor hocalar bazen. Bu, toparlayamıyor. Hocanın toparlaması gerekmiyor zaten. Sizin onu bu konuya ikna etmeniz gerekiyor. Bak ben bu konuyu anladım. Gramerlerimi doğru kullanıyorum. Konuyla ilgili strukturum yani bir formatım var biliyorum. O formatta sunuyorum. Bak arkadaşımla diyalog da kurabiliyorum. Bak sonucu da bağladım. Bütün bunları hocaya gösterip önündeki çizelgede gerekli yeri işaretlemesini sağlamalısınız. Yani hocanın kafasında soru işareti varsa sorar. Yoksa eğer formalite gereği bir ya da iki soru sormamız gerekiyor. Hazırlıklarınızda olası sorular üstünde de duruyorsunuz. Mesela ben prezentasyon bölümünü öğrencime çalıştırıyorsam oluyor zaman zaman B2 sınavına hazırlıklarımız oluyor ve öğrencilere prezentasyon hazırlatıyorum. Önce her konudan, ondan sonra hangi konuya ısındıysa onunla sürdürmesini istiyorum. Çünkü öğrenci her konuda başarılı olamaz. Ergene Faruk anlatacak. Mesela bir doktor öğrencim vardı, iyiydi. Fakat prezentasyon konusunda ne bileyim şeyi anlatmayı seviyordu. Değişik Doğu Anadolu'da da görev yaptığı için oldukça ilginç vakalardan falan bahsetmeyi seviyordu. Orada harikalar konuşuyor. Yani çok güzel konuşuyordu. Gramerler falan da ve çok da seri konuşuyordu. Fakat hadi gel bakalım şuradan bir etmiyor hani bu dediğim zaman çok zorlanıyordu ve çok fazla hata yapıyordu, ilerleyemiyordu. Yani söylemek istediğim 7 konunun 7'sinden de hazırlık yapmanızı istiyorum ben çalışmalarımızda. Ama kesinlikle öğrencinin içine sindiği, kendini rahat ettiği bir konu oluyor genellikle. O bir konuyu ben fark ettiğim zaman lütfen sadece bu konuda çalış. Bu konuya hazırlığını yap. Bu konuyu sunarken hani neler kullanabilirsin kafandan geçip ve konuya ilişkin en az 4 soru çıkar diyorum. Böylelikle soru cevaplar konusunda da bir çalışıyor öğrenci. Öyle olması lazım. Her zaman soru cevap olacak arkadaşlar. Konuyu ezberlemezseniz soru cevap sizi yormaz. Ama konuları ezberlediyseniz ve gerçekten iyi hazırlanmadıysanız o zaman zor bir sınav geçireceksiniz demektir. Zor. Yani bence çok zor. Yani ben girsem de bir hazırlık yapıp da girerdim. Öyle diyeyim size. Ki konuşurum ne olacak? Hayır, öyle o kadar basit değil. Bu konunun kalıpları ne olur, redemi tellerim ne olur. Ben size şimdi bir sürü örnek de vereceğim. Kendiniz incelersiniz. Eğer tekrar bu konuda çalışırsak, ne bileyim bu materyali paylaşacağım ben dersin sonunda. Bu materyalin içinden redemi tellerini kullanarak bir çalışma yapabilirsiniz.
yapabilirsiniz ya da o anda size bir konu çıkarıp hadi bakalım bir 5 dakika zaten 5 dakika çalışacaksınız şeyde de sınav sırasında da hani 5 dakika 10 dakika daha fazla değil tamam 5 dakika değil 7 dakika vereyim o 7 dakikalık hazırlık içinde bir hazırlık yapıp hadi bakalım kimler konuşmak ister diye sorduğumda bir katılım bekleyeceğim. Ama bugün şöyle bir genel neler var, ne yapıyoruz, nasıl oluyor, akışı, raylimitellerimiz ne olacak, işte yapımız konuşurken neler olabilir, örnek diyaloglar, onlardan bahsedeceğiz, onları göstereceğim size. Bir tane konumuz var, çok yaygın kullandığımız, çok da sevilen bir konu, özellikle onun üstünde hep örnekler ilerliyor. Yine o konuyu açacağım, onun üstünden ilerleyeceğiz ama alternatif konular da vereceğim size. Bir kaynak arıyordum derse girmeden önce. Bir bakayım. Bir arkadaşımız onu paylaşmıştı bana. İçinde bir sürü diskusyon konusu vardı. Çok. Ve evet benim bir sınıfım bunların hepsine çok çalıştı. En fazla çalışan öğrencilerim de sorunsuz sınavı geçtiler. Yani hiç zorlanmadılar. Çok rahat bir sınav geçirdik hocam dediler. Bana göre çok rahat geçmeyen bir sınav ama çalışınca evet geçiyor yani. Tamamen çalışmayla alakalı bir şey. Dar zamanda yapmayın bu işleri. Kendinize bir hedef koyun ama bu hedef 3 ay sonrası olmasın. Eğer B1 seviyesindeyseniz bir 6 aylık zaman verin kendinize. Çok iyi çalışayım geçeyim bir kere de diyorsanız. Ha B1'i bitirdiyseniz bir B1 plus yapın arkasından B2. B2'yi de double yapmaya çalışın. Ya da en azından bitirdiniz bir sadece sınava özel çalışın. Bu da nereden bakarsanız bakın bir 5 ay sürüyor işin doğrusu. En erken 4 ay diyebilirim. Ondan sonra sınava girin. Geçme ihtimaliniz yüksek tabii. Ama bunları yapmadan bir ayda hadi hazırlık yaptım girdim. Tekrar girersiniz. Sorun olmaz. Yani diğerinde geçersiniz. Ama dar zamanda olmaz bu sınav. Şimdi bakayım sorularımız söyleyecek ne? Söyleyecekleriniz bitmez merak etmeyin. Süreniz dolmadan söyleyecekleriniz bitti. Ha, mümkün değil. Eğer süreniz dolmadan söyleyecekleriniz sahiden bittiyse bu sınava hazırlanmamışsınız demektir. Söyleyeceklerinizin zaten yani o kadar yoğun bir şekilde her şeyi kafanızdan geçireceksiniz ki sizin birlikte konuşma süreniz 5 dakika ve o kadar çok konuşacak şey var ki 5 dakika yetmez ki normal şartlarda. Fotale, Nachtale, eigene Erfahrung, Ihrem Heimatland bunların hepsinden üçer cümle söyleseniz zaten o sizin toplamda 5 dakikalık sürenizin içinde 2,5 dakika filan size ait. O süre yetmez ki. Yani öncesinde bitirdiyseniz kesinlikle başarısız oldunuz demektir. Mümkün değil. Bitiremezsiniz. Ha, katılıp kalabilirsiniz. Oluyor. Bazen öğrenciler sistemli çalışmamış oluyorlar. Tabii ki stres faktörü de var. İlerleyemiyorlar, böyle susup kalıyorlar. Hani ben o duyguyu iyi biliyorum. Kafaların içi birdenbire bomboş oluveriyor. Bu iyi hazırlanmadığımız zaman ortaya çıkan bir durum. İyi hazırlanırsanız böyle bir sorun yaşamazsınız. B1 sınavına giren var mı? Çok. B1 sınavına giren çok. Geçen dönemde benim bir sürü öğrencim girdi. Birçoğu da geçti dediklerimi yapan öğrenciler geçti. O kadar zor değildi yani. Pekala, şimdi şöyle bir bakalım. Şu muydu? Ne? Niye böyle oldu? Bir dakika. Şu. Ekranın üstü çok dolu da. Bunları bir kapatalım. Asıl dosyama ulaşayım. Okey.
Evet. Ben şöyle işimize yarayacak materyaller toplamaya çalıştım. Şöyle fikir versin size. Elinizde bir şeyler olsun diye. Şimdi şurada bu benim anlattıklarımın öyle bir özeti. Geçelim onu. Şuradan bakalım. Şimdi arkadaşlar, olası konular. Bakıyoruz. Themen für die mündliche Prüfung demiş. Bunlar genel, yani A1'i kapsamıyor. Pardon, A1 diyorum. Teil 1'i kapsamıyor. Bunlar diskusyon konuları çoğunlukla. İşte ne demiş? Menschen, Lebensablauf, Sprachen. Bunları bilmemiz gerekiyor, bu başlıkları. Sonra Alltag, Essen und Trinken, işte eski Gewohnheiten, Wohnen, Leben zwischen Kulturen. Bu daha çok. Diğerleri biraz basit kalıyor da, B1 için kalıyor onlar. Ama onları da bileceğiz. Yani onları bilmeden B2'ye nasıl hazırlık yapalım? Bu bir aşama. Önce B1'i geçeceğiz. Sonra B2 yapılabilir olacak. Şöyle kaleme alalım. İşte bu Alltag, Essen, Trinken, bunlar A2 konulara. Eski Gewohnheiten, şu tartışma konusu olabilir mesela. Wohnungseinrichtungen, bu da bir tartışılabilir bir konu. Sonra wohnen in der Land, pardon, in der Stadt und auf dem Land. Çok sevdiğimiz konulardan birisi mesela. Bu konu çok sık karşımıza geliyor. Leben zwischen Kulturen. Evet, günlük yaşamımızın bir parçası. Bu da bir tartışma konusu olabilir. Unterwegs demiş, bakalım. Bu değil o kadar. Freizeit Hobby, bunu da geçelim. Jahreszeiten, Feste und Feiern. Belki şu olabilir, ama diğerlerinin hepsini zaten A2'den itibaren görüyoruz. Mesela buradaki örnekler inceleyebilirsiniz. Özellikle altını çizdim. Onları takip etmişsinizdir. Belki ekran kaydı alıyor olabilirsiniz. Şimdi şunlar mesela, bunlar birazcık daha B2'ye uygun oluyor. Bir saniye. Şuradan şunu bir büyütelim. Şimdi bakalım neymiş başlık? Kinder, die Sport treiben, haben bessere Noten. Evet. Bununla ilgili makaleler okuduğumuz oldu. Männer sollen mehr verdienen als die Frauen. Bu bir araştırma konusu olabilir, studi olabilir ve çıkar karşımıza. Smartphone haben unser Leben revolutioniert. Evet, bu da bir tartışma konusu. Yani hep tartışacağız bunu. Man sollte Todesstrafe einführen. Bu çok ekstrem bir konu. Çok da böyle konuları konuşmuyoruz buraya. Herhalde kendi aralarında tartışırlarken böyle madde madde belirlediler. Ama politik konular, dini konular, yani insanları olumsuz etkileyecek kültürel ya da sosyal ya da politik ayrılıklara sürükleyecek fikir çatışmalarının olduğu konular tercih edilmez. Yani ölüm cezası geri getirilsin. Bu çok hassas bir konu. O sınıfta paylaşabilirsiniz bunu. Bu çok ekstrem bir konu, ama sınav için asla böyle bir konu olmaz. Fast food ist interessant für Menschen, die wenig Zeit haben. Okay, evet, fast food bir sorun. Bununla ilgili bir makale olabilir. Computer spiele machen Kinder aggressiv. Evet, bu da. Haustiere können ein Ersatz für Kinder oder Partner sein. Ya, olabilir, bir araştırma konusu olarak işlenmiş olabilir. Umfrage yapılmış olabilir ve onun makalesi gelebilir önümüze. Im Sommer zu reisen ist angenehmer als im Winter. B2 için biraz basit kalır, ama artık nasıl bir bilimsel çalışma ya da nasıl bir kamuoyu yoklaması yapıldıysa, yani nasıl bir studi varsa önümüzde, onunla bu başlıkla ilgili gelebilirdi. Die Frau hat genauso das Recht auf eine berufliche Karriere wie der Mann. Kesinlikle gelebilecek bir başlık. Durch das Fernsehen verlieren Kinder ihre Fantasie. Kesinlikle
gelecek bir başlık. Jungen und Mädchen sollen in verschiedenen Klassen unterrichtet werden. Bununla yapacağız zaten. Bunu bakacağız. Bu başlıkta var bir makale. Telkin kendi yayınladığı örneklerde mevcut. Şimdi onun üstünden gideceğiz. Bu makaleyi inceleyeceğiz. Der Mann sollte auch für eine bestimmte Zeit in Erziehungsurlaub gehen. Okay, peki bu çok fantastik. Yani ilişkide yorulduysa bir erkek bir urlaup yapabilir. Yani fantastik bir şey ama tabii sizin hayal gücünüzü ve kendinizi ifade etme gücünüzü görmek için niye olmasın? Olabilir de. Viele Menschen, die sich als Singles im Internet ausgeben, leben in festen Beziehungen. Evet, bu da biraz enteresan bir konu. İşte kendini bekar gibi gösteren insanlar aslında evliler vesaire. Yani internetteki yanlış yani manipüle edilmek ya da işte böyle var ya ilişki sayfaları, orada bu tür yaşanan problemler var. Olabilir, bir tartışma konusu, üstüne yazılan, çizilen çok fazla bir konu bu. Schulnoten sagen nur wenig darüber aus, was jemand wirklich kann. Schulnoten başlığı da tartışılıyor. Yani okulda verilen notlar gerçekten hani fair, adil mi, doğru mu? Kişilik hakkında ya da kişi hakkında gerçekten yeterli mi diye tartışılan bir konu bu. Çıkıyor. Bununla ilgili makalelerde gördük. Werbung çok kullanılan bir konu bu da. Nimmt Platz im öffentlichen Raum ein, der sinnvoller genutzt werden könnte. Evet, bu da reklamın gücü, reklamın gücünün tartışıldığı makaleler olabiliyor. Reklam konusu evirip çevirip karşımıza getirilen bir konu. Bunları bakın, bütün bu başlıklar biraz daha sizin artık kendinizle ilgili konuların dışında biraz daha kitap okumanızı gerektiren ya da biraz daha sosyokültürel hayatın içinde olmanızı gerektiren, bununla ilgili yazıları okumanızı gerektiren, biraz daha bu konuyla ilgili fikir sahibi olduğunuzu farz eden, bu konunun olumlu ve fuatale nahtale dediğimiz olumlu ve olumsuz yönlerini ifade etmenizi bekleyen, aslında hani günlük hayatın bir tık üstünde konular. Çünkü B2 bitiren kişiler çok iyi bir yerde işlerini sürdürebilirler. İşe alım sürecinde şöyle diyeyim, bir de beruf var mesela. B2 beruf var. O da zor. Tamamen meslekteki ilişkilerle ilgili. Yani nasıl sohbet edersin, işte bu konuda nasıl bir terminolojiye vakıfsın, hep onları ölçen sınavlar. B2 tabii ki çok spesifike bir sınav ve B1 gibi çalışamazsınız ona. B1 hala A2'nin bir uzantısı. Size zor gelebilir ama aslında o kadar da zor bir sınav değildir. Şimdi bakalım, mesela burada bir konumuz var. Şöyle bir makaleler dedik ya. Bir tane makale çıkarayım. Neymiş bu? Wie entwickelt sich das Rauchen in Deutschland? Yani sigara içiciliğinin Almanya'daki durumuyla ilgili bir makale bu. Genellikle gazetelerden alınır bunlar. İşte Rauchen'den bahsediyor. Bunu okursunuz. Şimdi ben bunu okumayacağım. Ama bu bir makale. Konu başlığına bakın. Toplumun nabzını tutuyor bu yazılar. Ve bununla ilgili herkesin bir fikri vardır. Mutlaka. Herkes ya pasif içicilikten muzdariptir ya da bağımlısıdır. Bırakmaya uğraşıyordur. Ama kesin olan bir şey var. Sosyal hayatımızı etkiliyor. Ve bunların nahtali olarak konuşulabilirliği var. Yani sigara içmenin fuatal olarak değerlendirilecek bir yönü yok zaten. Ha,
Şöyle bir şey de var yalnız tabii. Bunu ele almanız da ilginç olabilir. Ben mesela sigara yasak. Ben içici değilim. Benim eşim içiyor. Ne yazık ki uzun yıllar pasif içici olarak yani bu odalarda, ofislerde, öğretmenler odasında sigara içiliyordu. Ve içmeyenler, içenler bir aradaydı. Ayrılmıyorduk ve ben çok uzun yıllar hasta oluyordum sürekli. Her kış sigaradan dolayı bayağı ateşli hastalanıyordum yani boğazım etkileniyordu. Sonra sigara yasakları geldiğinde mesela şunu gördüm. Sigara bağımlısı olan arkadaşlarım ciddi psikolojik sorun yaşadıklarını gözlemledim. Mesela bu enteresan bir şeydi. Tabii ki bağımlı olmanın getirdiği bir baskı var. Şimdi Rauch Verbot deyip bir başlıkta işte içicilere bir oda sağlanması gerektiği, bunun olumlu yönlerinin olacağından bahsedebilirsiniz. Tabii bütün bunları Almanca konuşacaksınız ama yaparsınız. B2'deki öğrenci her cümleyi biliyor. Kendini ifade edememesi mümkün değil B2 öğrencisinin. Kelime eksiği vardır. Bütün gramerlere vakıftır. Tek oturup yapma yani oturacağı şey, oturup yapacağı şey okumak, okumak ve okumak. Kelime dağarcığını geliştirmek. Dolayısıyla sigara içenleri bir oda sağlanmasının sağlayacağı pozitif etkiler, pozitif sonuçlar konuşulabilir bir konu. Niye pozitif? İşte ne yapıyor? Aklını işinden uzaklaştırmaz, daha rahat eder. Stres. Onlar da içemedikleri için strese girip bir tane içecekse adam 10 tane içmeye falan başlıyor. Saçma sapan bir şeyler olmaya başlıyor. Mesela bunun giderilmesi gerekiyor. Dolayısıyla işte Rauch Verbot kısmının belli yerlerle sınırlandırılması gerektiği gibi böyle detaylara girmeniz gerekecek. Bunun gibi 2-3 tane örnek vermeniz gerekecek. Şunu bir okuyun. Şeyden sonra, dersten sonra bununla ilgili neler olabilir, neler konuşabilirsiniz düşünün. Bir sonraki yine derslerimizde yine Teil 2 işlersek diğerleri de bittikten sonraki turda kesinlikle döneceğim bir bölüm bu. Çünkü çok gerçekten iyi hazırlanmadıysanız kalırsınız arkadaşlar. Siz bile anlamı niye kaldım ben şimdi filan dersiniz. Kalmak o kadar kolay ki bu bölümde. Bu nedenle biraz üstünde çalışmak gerekiyor. İkinci turda kesinlikle buna dönüp arkadaşlar bununla ilgili neler yaptınız? Hadi bakalım, bakalım birlikte bir konuşmaya çalışalım diyeceğim. Şimdi bunu geçiyorum. Şöyle döneceğiz tekrar. Bunlar R'de miteller fakat bunları farklı bir kitaptan aldım ben. Bizi ilgilendiren şuralar ama bu sizin kafanızı karıştırır mı ki? Şurası. In dem Text geht es, bir dakika başka bir Redemit sayfasını almış olmam lazım. Buradakileri beğenmiştim aldım. Şu yan tarafa hiç bakmamışım. Yine de bir materyal paylaşacağım size. Ama orada Redemit'lerin hepsini görüyorsunuz. Burada özellikle diskusyonda kullandıklarımız var. Ha, şunlar olabilir ama bunlar da biraz basit kalıyor. Yine de bu sayfayı da inceleyin. Einen Vorschlag machen mesela. Einen Vorschlag machen dediğimiz zaman ne olacak? Einen Vorschlag için kullanabileceğimiz Redemitteler. Ich denke, wir sollten oder meiner Meinung nach. Ich bin der Ansicht. Bunlar daha çok Teil 3 için kullanabiliriz mesela. Einen Vorschlag machen. Auf einen Vorschlag positiv reagieren. Bakalım burada. Şu bölüm biraz ağır arkadaşlar. Bunları inceleyin ama bunların hepsini kullanıyoruz. Şu bölüm biraz kaba ifadeler de var. Konuşurken bunları kullanmıyoruz. Neleri kullanabiliriz? Mesela
Hiçbirini kullanmayalım. Sevmedim. Ama bunları evet inceleyin, öğrenin. Kullanıyoruz. Konuşurken kullandığımız ifadeler bunlar. Sokak dilinde var. Bunları tekrar inceleriz. Siz bir bakın. Ben şimdi özellikle şey için Rere'mi teller nerede? Şurada bir tane Rere'mi tel var. Evet bunu ben seçip koymuştum. Şöyle bir şunlara bakalım. Bunlar biraz daha uygun. Şimdi ne dedik? Bir makalemiz olacak. Makalemizle ilgili konuşacağız. Şimdi Text zusammenfassen. Bir kere makaleyi okuduk. Makaleyi bir özetlememiz gerekiyor. Zusammenfassen yaparken yani özetlerken kullanacağımız tipik Redemiteller. In dem Text geht es die Frage ob oder es wird behauptet, iddia ediliyor, dass sonrasında gelen ifadeler weiter wird ausgeführt, dass ein weiterer Punkt aus dem Text ist, dass bunu indirekte yapabiliriz. Man erklärt uns deyip yine das burada en iyisi herhalde. Redemittel. Yine die Frage dediğiniz zaman bir indirekt gelebilir. İyi de olur. Mesela bunları ne zaman kullanıyoruz? Text zusammen fassende. Bu kalıpları kullanıyoruz. Kullanın. Daha basit kalıplar tercih etmeyin. B1'den ayrıldığımızı göstermemiz lazım. Yoksa ne olacak ki? B1 gibi de anlatabilirsiniz. Hiç problem yok. Konuşmaksa eğer. B1'i bitiren öğrencinin de her şeyle konuşması mümkün. Her konuda konuşabilir o da. Ama B1 vokabüler ve relemiteleriyle. B2 olmadığı hemen anlaşılır onun. Dolayısıyla bu farklılığı yaratan relemitel olacak. Bakalım şimdi Meinung äußern yine çok farklı bir şey olmuyor burada. Ich bin der Meinung, Ansicht, Auffassung, dass. Ich bin überzeugt davon. Ich stehe auf dem Standpunkt. Bu sizden istenen bir nokta olacak. Yani zusammenfassen'den sonra ne yapacaksınız? Özetlediniz. Orada konu edilenleri, işte nelerden bahsedilmiş bir ikisini ve özellikle sizin çıkış noktanızı, ya yani oradan bir tanesini seçip onu argümanlarıyla begründen yaparak anlatmanız gerekiyor. Yani o argümanı neden seçtiğinizi de anlatmanız gerekiyor. İşte o argümanı söylerken kullanacağınız bir kalıp bu. Değerlendirme yaparken es kommt mir sinnvoll oder es kommt mir sinnlos vor das neden sizin için önemli mesela für mich ist entscheidend dass ich denke es ist wichtig. Daha iyi das cümlesi yapın. Ich denke, dass es wichtig ist, wann, wo ya da ob ya da wie. Yani yine indirektörü de devam edebilir mesela. En çok üstünde durduğumuz konu bu konuda bizim bilgi toplamamız ve notlar almamız gerekiyor. Ein großer entscheidender Vorteil ist oder ein Nachteil ist. Ein positiver oder negative Aspekt daran ist sicherlich das ja da allerdings sehe ich da auch Vor- oder Nachteile und zwar die artık hangi Vorteile dann bahsedeceksiniz ya da hangi Nachteile değinilmesi gerekiyorsa zwar deyip onu yazacaksınız. Zweifel şüphe duyduğumuzu kullandığımız ki öyle duyacağız. Arkadaşımız anlatırken her fikrine katılmak zorunda değiliz. Şimdi örneklerde göreceksiniz. Şüphe duydunuz. Ne diyeceksiniz? Ich bezweifle das ya da für mich bleibt die Frage offen. Ob ya da ich bin skeptisch yani şüpheciyim. Ob arkadaşlar gördüğünüz gibi B1'de yaptığımız bu relemitellerden neredeyse hiç yok. Şurada var. Ama diğerlerinin hepsi yeni. Ve siz bu yenileri kullandığınızı göstermeniz gerekiyor. Bu yenilere değinmeden bu sınavdan geçmek mümkün değil.
ifade edemezsiniz zaten. Doğru şekilde ifade etmeniz için bunlara ihtiyacınız var. B1 seviyesi bunları istiyor. Suçtimo, bir şeyi onaylarsanız ne diyoruz? Ich sehe das ähnlich wie du. Ne diyorduk? İşteme diye. Tu diyorduk değil mi? Normalde hep böyleydi. Yine var ama biraz lütfen yeni bir şeyler koyun. Ne diyoruz? Du hast völlig recht. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Şeyler ekleyin. Ya da ich sehe das ähnlich wie du. Oder ich sehe das anders als du. Widersprechen, fikrine katılmayıp karşı fikirde olmak. Ne diyoruz? Ich bin da ganz anderer Meinung. Bunu zaten kullanıyorduk. B1 itibariyle kullanmaya başladık. Ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Yani bunu pek bu fikre katılmıyorum demek yine bu. Da muss ich leider widersprechen. Yani buna itiraz etmeliyim. Ich finde das deyip artık niye itiraz ettiyseniz onu söylersiniz. Eigene Position zusammenfassen. Şimdi her makalede, her fikirde bizim bir duruşumuz var. İşte diye zu ya da işte diesen text zu dediniz. Orada bir duruş sergiliyorsunuz. Onunla ilgili bir bağlama yapacaksınız. Ne diyorsunuz? Zusammenfassen özet olarak möchte ich nochmal sagen das punk punk punk. Ne söylemek istiyorsunuz? Fikrinizi tekrar ediyorsunuz. Alles in allem finde ich das punk punk punk. Grundsätzlich bin ich der Meinung das punk punk punk. Bunları oturtmanın yolu daha önce nasıl yaptık? Rerimitelerle ilk karşılaştığımızda biliyor muyduk? Yok, bilmiyorduk yani. Ne yaptık? Konuştuk. En iyi yolu bunun diyaloglar yazmak. Şimdi şöyle bir devam edelim. Neredeyiz? Şuna bir bakalım. Okey. Şurada söyleyeceğim bir şey var mı? Ha, bu Telkin'in kitabından tipslerin olduğu kitabı var onun. Şöyle bize tavsiyelerde bulunmuş kendisi de. Telki hazırlayan kitaplar vardır. Alabilirsiniz onları. İnternette de bulabilirsiniz. Atıyorum Telk, Beat, Swipe, Prüfung, Vorbereitungen dediğiniz zaman kitaplar çıkar. Yani ben mesela aldırıyorum öğrencilere. Bazen onların elinde zaten oluyor. Onların üstünden çalışıyorlar. Ya da olmuyor. Bir şekilde bir kitap en azından almaları lazım. Bana göre sınav hazırlıklarında olabildiğince çok kitap alıp hepsinden çalışmalar yapmak doğru. En az 4 kitap olması lazım. İçinde sadece bu konular yok tabii. Genellikle 10 takım sınav oluyor. 10 farklı şekilde hazırlanmış sınav örneği görüyorsunuz. Lesen'i, Hören'i, Schreiben'i, Sprechen neyse konular. Onların olduğu bölümler oluyor ve ciddi ciddi oturup onları yapıyorsunuz. Yani bunlar çok önemli. Üniversite sınavına da girerken benzer çalışmalar yaptık. Şimdi bakalım. Dilenenden Könen. Ne yapıyorlar? Şöyle biraz im Rahmen çerçevesinde von Erfahrungs-, Informations- und Meinungsaustausch yani deneyim, bilgi ve fikir alışverişinde bulunacaklar. Bu çerçevede de neler yapacaklar? Şimdi burada sıralıyor. Die Hauptgedanke, Gedanken, die Argumentationsstruktur und alle wichtigen Details eines Textes erfassen und wiedergeben. Bakın wiedergeben dediği umformuliere. Yani metni okuyacaksınız. Ana fikir, argumentasyon struktur, yani o fikrin desteklendiği yapı nelerin üstüne onu inşa ettiyse. Önemli detayları ne yapacağız? Metindeki önemli detayları tespit edip tekrar ifade edeceğiz. Dabei über ein Thema auch außerhalb ihres Interessensgebietes oder
ihres Berufslebens lebhaft und differenziert diskutieren. Neymiş bu? Außerhalb ihres Interessengebietes. Konu sizin hiç ilgilenmediğiniz bir konu olacak çoğu zaman. Günlük hayatta sizi ilgilendirmiyor olabilir. Hedefi o. Sizi ilgilendirmeyen bir konudaki potansiyelinizi, performansınızı görmek. Ve bunu nasıl sunacaksınız? Leap aft. Dediniz mi olmaz. O öyle olmaz. Leap aft canlı bir şekilde sunmanız bekleniyor. Auch längere und komplexe Informationen austauschen. Artık kısa filan değil, biraz uzun olması gerekiyor. Kesinlikle bir Hauptsatz, bir Nebensatz. Kesinlikle. Bunları paylaşacaksınız, überprüfen. Anladığınızdan emin olacaksınız. Und bestätigen. Ve onu onaylayacaksınız ya da fikrine katılmadığınızı ifade edeceksiniz. Auch weniger geläufige Situationen sprachlich ohne sichtbare Anstrengung bewältigen. Yani günlük hayatınızda yine dilinizi çok kullanmadığınız konularda bile bunları yapabilmeniz bekleniyor. Devamını lütfen bu maddeleri okuyun. Bu maddeler telkin sizden bekledikleri. Bakalım bir burada ne diyoruz? Mesela şurada. Mesela demiş, örnek vermiş. Getrennte Schulen für Mädchen und Jungen. Kızlar ve erkeklerin ayrı olduğu okullar. Şimdi bununla ilgili bir makale var. Makalenin tamamı derste, yani sınav esnasında göreceğiniz makale bu. Buydu. Bunun sınavını ben de yaptım. Ne, mektup yazmadan geçebilir miyim? Geçemezsiniz. Nasıl geçiyorsunuz Ayaz? Dört temel becerinizi ölçüyor. Yani mümkün değil. Mektup atıyorum, lesen öğreni çok iyi yaptınız, çok iyi puanınız. Mektupta biraz, yani belli bir, çok kötü olmaz tabii ki. Yani 4 puan alamazsınız mesela, öyle bir şey olmaz. Ama makul bir, hani vasatın biraz altında kaldınız diyelim. Mektupta o çok iyi yaptığınız lesen ve hören sanıyorum onları dengeliyor. B2'de miydi bu? Ama bir bakmak lazım. Yani şimdi bir sürü sınava giriyoruz. Bazen dengeliyor, bazen dengelemiyor. Bir bakmamız lazım. Genellikle dengeliyor. C1'de öyleydi. B2'de öyle miydi? Bakmak lazım, dediğim gibi. Söylediğim şey kesin değil. Bir dengeleme söz konusu oluyor ama hiç yazmazsanız mümkün değil. Net söylüyorum. Bir kere o sınavda, o bölümde hiçbir şey koymamış oluyorsunuz ortaya. Zaten o olmayacak bir şey. Sakın öyle bir şey yapmayın. Kötü bile olsa yazmanızı tavsiye ederim. Şimdi bakın. Şuradan. Getrennte Schulen für Mädchen und Jungen. Şimdi şöyle şunu hızlıca okumak istiyorum. Şöyle ikiye bölsek, biraz da siz okusanız. Ben yoruldum. İstekli var mı? Yoksa okurum da. Ben okuyayım diyen var mı? Ben? Okey. Peki. Problem yok. Okurum ben. Getrennte Schulen für Mädchen und Jungen. Studie plädiert für die getrennte Schulerziehung. Sollen Mädchen und Jungen zukünftig wieder getrennte Schulen besuchen? Dafür jedenfalls plädiert eine Studie des Instituts für sozialpädagogische Forschung, ISF, in Hannover. Die Studie geht davon aus, dass im herkömmlichen
ködükatifen Schulsystem für die Angehörigen der beiden Geschlechter, besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern, keine Chancengleichheit bestehe und junge Frauen in der Entfaltung ihrer Möglichkeiten einschränkt würde. Neymiş bu işte, bunu, bu kayıtları idaredeki arkadaşlara sorar mısınız? O nerede tutuluyor bunlar? Ben de inanın bilmiyorum. Şimdi neymiş? Kadınların özellikle bu naturwissenschaft dediğimiz bu fizik, kimya, biyoloji, matematikte becerilerinin gerilediğini düşünüyorlar. Dies belegt unter anderem eine Umfrage, die vom ISF an mehreren Gymnasien durchgeführt. Ne diyeceğiz burada? Werden olmalı bu. Schülerinnen gelten bei nicht wenigen männlichen Lehrern und Schülern als unbegabt in naturwissenschaftliche Fächer. Yani erkek öğretmenler ve öğrenciler tarafından yeteneksiz kızların bu bilim, tabii bilimler, matematik, fizik, kimya gibi konularda yeteneksiz olduğunu öne sürdüklerini ortaya koyuyor. Es wird behauptet, Mädchen könnten zwar gut auswendig lernen, yani ezberleyebilirler, genellikle iyi ezberliyorlar ama ihnen fehle aber in Wirklichkeit das Verständnis für Physik, Chemie und Biologie. Hani ezberliyorlar ama anlamıyorlar demişler. Junge Frauen fühlen sich daher diskriminiert und zurückgesetzt und könnten nicht mehr ihre wirkliche Leistung erbringen. Bunu yaşayan, yani bu fikri yaşayan ya da bu durumu böylesi bir durumda kalan kızlar da kendilerini aşağılanmış ve geri planda tutulduklarını hissedip ne yapıyorlar? İşte gerçek performanslarını ortaya koyamıyorlar. Das ISF schlägt vor, jungen Mädchen von der siebten Klasse an getrennt zu unterrichten. Bundan da kaçınmak için, hani kızların böyle kendini geri planda tutmaya zorlanmasını engelleyebilmek için de 7. sınıftan itibaren ne yapmayı öneriyormuş? Ya ISF, ay ISF ayrılsınlar diyormuş. Modellversuche, tabii bir de denemişler de. In Nordrhein-Westfalen geben dem Institut recht. Pilot sınıflarda da bu tespitin doğru olduğu görülmüş. Dort werden an einigen Schulen Mädchen in der Naturwissenschaften getrennt von den Jungen unterrichtet und sie erzielen im Durchschnitt wesentlich bessere Lernerfolge als Schülerinnen an ködikativen Schulen. Ayrılan sınıflardaki kızların başarılarının da yükseldiği gözlemlenmiş. Dem gegenüber buna karşın verweist eine Sprecherin des Kulturministeriums darauf, dass sie die getrennte Erziehung nicht für geeignet halte und Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in unserer Gesellschaft abzubauen. Yani bunun olası olmayacağını, böyle bir şeyin ilişkileri ve eşitsizliği de ortaya çıkaracağını düşünüyor bir bakanlıktan birisi. Stattdessen führe die getrennte Erziehung in eine Isolation der Geschlechter, die die Rollenklischees eher verstärken als abschwächen würde. Yani en baştaki bu savunulan fikir, hani kızlar ezberliyor ama iyi değiller fikrini daha da güçlendireceğini, böylesi bir uygulamanın kadın erkek arasındaki ilişkinin de bozulacağını, izolasyon yani o ayrımın artacağından filan bahsetmiş o da. Die ködikative
Sion sei letztendlich eine Errungenschaft der Emanzipation des weiblichen Geschlechts. Yani böyle bir uygulama asla olamayacak, hani kadınların olamayacağı bir ne Errungenschaft, yani olmaz diyor işin özü. Şimdi außerdem sei die Tatsache, dass in Deutschland immer mehr Frauen naturwissenschaftlichen Berufe ausübten und darin sehr erfolgreich seien, doch eher die Beleg dafür, dass die Berufswahl nicht davon bestimmt werde, ob an einer Schule Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet werden oder nicht. Ayrıca yani daha çok her geçen gün artan sayıda da kadınlar ne yapıyorlar? Naturwissenschaftliche Berufe ausüben. Yani bu alanlarda çalışıyorlar. Yani bu fikri desteklemediğini de burada ortaya koyuyor. Bakın ne yaptı? Bir böyle bir hani fikri destekleyen durumlar, desteklemeyen durumlar, bir sürü şeyden bahsetti. Ve şimdi size bunu verdi. Sınavda bu geldi önünüze. Ne yapacaksınız? Şimdi biz zaten hemen ilk anda tabii ki aramızda belki kızların ve erkeklerin ayrı okullarda olması gerektiğini düşünenler de olabilir. Bunlar ayrı konular ama buradaki konu bambaşka bir konu. Dikkatinizi çekerim. Buradaki konu kızların bu beşeri bilimler, yani fizik, kimya, biyoloji konularında erkekler tarafından geri planda bırakılmaları işleniyor. Bunun önüne geçmek için sınıfları ayıralım deniyor. Başka bir sebebi yok. Burada sınıfları ayırma sebebinin sadece kızların gerçekten performansını ortaya koymadıklarını düşünmelerinden kaynaklanıyor. Ayırırsak daha performanslarını koyacaklar diyor. Tek sebep bu. Şimdi bunun dışında bizim toplumumuzda böyle bir kaygı yok. Bu milletin bir üyesi olarak böyle bir kaygımız hiç olmadı. Böyle hiç duymadım. Hiçbir makalede de görmedim. İşlenmedi. Farklı konularda ayrılıklar istenmiş olabilir. Buradaki ayrılık ayrı bir konu. Sakın kafanız karışmasın. Olaya bakış açınızı buraya göre belirleyeceksiniz. Hareketiniz buradan çıkacak. Şimdi öncelikle yapacağınız şey bir kere bir Suzan Menfasen. Önce bu sorunun cevabını vereceksiniz. Was ist das Thema? Burada kendi fikrinizi katmıyorsunuz. Önce bir ne diyeceksiniz? Hier geht es en kolay girişiniz bu olabilir. Ve burada neyden bahsettiğini kısaca özetleyeceksiniz. Sonra böyle bahsetmelerinin sebebi ne? Argumente dafür. Yani neymiş bu? İşte burada die fühlen sich verschränkt, yani kendilerini geri plana itilmiş, performansları bastırılmış hissediyorlar. Başarılı olacakken olamıyorlar. Niye? Erkek öğrencilerin ve genel öğrencilerin onlara ya kızlar zaten ezberlemeyi iyi bilir ama ne anlarlar demelerinden kaynaklanıyor. Bu yüzden böyle bir durum ortaya çıktı diye argumente dafür bunu destekleyen bilgilerle. Ha, gelelim argumente dagegen. Bakın dafür ve dagegen. Her zaman Vorteile, Nachteile olarak isimlendirmiyoruz bunu. Dafür ve dagegen diyoruz. Nedir? Dafür, evet, ne yapmışlar? Pilot sınıflarda uygulamayı yapmışlar ve başarılı elde olmuş kızlar. Öte yandan Kültür Bakanlığı'ndan adam diyor ki yani olmaz böyle şey. Kadın erkek arasındaki dengeyi bozar. Kadının varoluşuna uygun olmayan bir uygulamadır bu. Ayrıca da yani bak işte birçok kadın bu alanda başarılı çalışıyor işte. Bu başarılı olmaları bile hani sınıfların ayrılması için yani ayrılmaması için bir sebep diyor. Bunları bak burada örneklerden bunları yakalayıp
kendi cümlelerinizle ifade edeceksiniz. Sonra gelelim kendi bir deneyiminiz. Aykan Efarum. Olabilir arkadaşlar. Var benim böyle İstanbul'da hani İstanbul Kız Teknik Lisesi. Atıyorum. Var ama orada hani adı öyle ama hep şöyle olmuş. Tamamen ayrı var mıydı? Benim de dönemdaşlarımdan tamamen erkeklerden ayrı okuyan kız yoktu ama mesela kız lisesinde çok az erkek olduğundan bahsedip o zamanlar gülüşüyorduk filan arkadaşlarımla. Zavallı onu da oraya koymuşlar. 9-10 kızın arasında ne 9-10 daha fazla tabii ki. 2 tane erkek yani bu zavallı erkekler kim bilir ne, nasıl hissediyorlardır. Kendilerini baskı altında hissediyorlardır. Ya da tam tersi. Mesela ben üniversitede, gerçi bizim kızlarımız şeyler, sağlamlar. Mühendislik fakültesinde, makine mühendisliği bölümü. Kız öğrencimiz çok azdır. Geçtiğimiz dönemlerde 2 tane bile vardı, 2 ya da 3. Hatta kıyamet kopuyordu sınıfta. Bir gün baktım içeri girdim. Kızlar ortalığı birbirine katmış. Açın diyorum şu pencereleri, hepiniz kopuyorsunuz. Yani hani öyle kendini sindirmiyor kızlar. Belki erkekler o duyguyu yaşamış olabilir ama kızlar daha baskın olabiliyorlar. Ama neticede yalnızlar. Makine mühendisliği kızlar için mi diye bir önyargıyla orayı bitirdiler. Bitirdiler ve gayet güzel de işlerini yapıyorlar şu anda. Kendi deneyiminizden bahsedeceksiniz. Benim deneyimlerim bunlar. Mesela ben bunları anlatırdım. Bir yerde erkeklerin nasıl sindirildiğinden bahsedebilirdim. Çünkü öyle gözlemledim. Bir yerde de kadınların hani daha çok öne çıkmak için daha agresif olabileceklerinden bahsederdim. Hani bunun psikolojilerini iyi etkilemeyeceğini, bunun Gutsein wissenschaftlichen Bereichen'le hiçbir alakasının olmadığını ben söylerdim. Eğer anlatacak olsaydım. Şimdi tabii bunlar benim fikrim. Herkes kendi fikrini anlatmayı deneyecek. Ama şu 4 maddeyi dikkate alıp bunun üstünden gidin lütfen. Bakın bu size ne yapıyor? Bir fikir veriyor. Normalde ne yapacağınızı bilmezsiniz. Eğer bir hazırlık yapmadıysanız, bilinçli bir öğretmenle çalışmadıysanız, bunların ne olduğunu bilemezsiniz. Böyle olması gerektiğinden haberiniz bile olmaz. Şimdi bakalım buna örnekler vardı. Şurada bir diyalog örneği vardı. Nerede? Bu arada bu tür bilgileri yani ben nereden bulacağım diyorsanız arkadaşlar YouTube gibi müthiş bir şey var. Yani içinde yaşadığımız zaman diliminde tabii dezinformasyon var ama bu konularda değil. Yani ben şunu biliyorum Instagram'daki her hikayenin gerçekten hikaye olabileceğini, haber olarak sunulan her şeyin bir manipülatif bir tarafı olduğunu, bilgi olarak geçen her şeye bir şüpheyle yaklaşmak gerektiğini biliyorum. Öyle de görmeliyiz. Kitap okumuyorsak, kitaptan öğrenmediysek başkasından duyacağımız her şey yalan. Uydurma. Ama bu değil. Ve bu konularda çok güzel çalışan insanlar var. Girin YouTube'a başlığını yazın. Neyi araştırıyorsanız, neyi öğrenmek istiyorsanız. Size dünya kadar bu konuyla çalışan insan çıkarır. Ben çok takdir ediyorum onları. Bazen ben bile hadi bakalım diyorum neler oluyor acaba? Açıyorum ne varmış, ne gelişmeler var, ne yenilikler var. Çok güzel şeyler var. Çok, ben de çok faydalanıyorum, bayılırım. Yenilikleri başkalarından takip etmek. İşimi kolaylaştırıyor. Ha, ne yapıyorum? Mesela yanlış bir şeyler varsa tabii ki ben tartabilirim onu. Bu kadar deneyimden sonra o kadarını yapabiliyorum. Açıyorum, inceliyorum mesela. Bazen yayınlarını düzelttiklerim oluyor. Dikkate alırlar, almazlar. Benim görevim onu düzeltmek. Nadir. Çok güzel çalışıyorlar. Dolayısıyla bu konularda yalnız değilsiniz. İlla böyle etkinlikler, böyle etkinliklerde tabii ki hocalarınız
bu şekilde size anlatırlarsa biraz bir yol haritası çizebilirsiniz kendinize. Ondan sonrasında ama kendiniz araştırın. İlla hocanın yaptıkları ya da hocanın anlattıkları kural değil yani asla. Ben her zaman diyorum çocuğuma da diyorum bir tane asla bir kaynak hiçbir kaynak demek. En az üç kaynak. Ve tercihen birbirine zıt görüşleri olan insanlarınkileri de olmalı ki siz orada doğru yolu görebilin. Bir tane okuduysanız geçmiş olsun. Siz beyni yıkananlardan olursunuz. Bu bile öyle. Ne? Neyi bakayım bir dakika neymiş? Ha, onu şeylere soracaksınız. İdaredeki arkadaşlara PDF'ler mi vermiştim? Beşverde için. Bakmam lazım. Yani duruyordur tabii. Ben dosyalıyorum onları. Şimdi bakayım. Bulunca paylaşayım. Ama önce bir şuradan size bir örneği göstermek istiyorum. Bakın yine bu örnek sanıyorum ben de rastladım buna. Bunların çoğu internetten derlemeler. Şimdi dedim ya çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Yani kişiler, hocalar bireysel olarak bunları yapabilirler. Çok zaman kaybederler ama yeniliklere yetişemeyiz. Çok güzel yenileştiren, tekrar tekrar ele alan ve tek başına çalışmıyorlar bu insanlar. Bir grup olarak çalışıyorlar. Yani aklı başında sınava girmiş herkes böyle bir kanalda çalışıyorsa asla yalnız başına çalışmıyor. Ekip olarak çalışıyorlar. Daha sağlıklı sonuçlar çıkıyor ortaya. Bakalım şimdi ne demiş? Tel diskusyon, tel zwei, Vorbereitung, den Text überfliegen und wichtige Stellen markieren. Yani diyor ki metin önünüze geldiği zaman hızlıca göz gezdirin ve önemli yerlerin altını çizin. Bir kere öyle başlıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Notizen machen. İşte Meinung, az önce söylediğim o dört madde var ya yine aynı şey burada var. Meinung bunun bu metnin fikri ne? Yani Worum geht es hier? Argumentation, metin neyi savunuyor? Ne söylüyor bize? Vor- und Nachteile dedim ya bazen Vor- und Nachteile gerekir. Bazen de dafür sein, dafür ve dagegen. Dagegen dediğimiz genellikle Nachteile, Vorteile içinde dafür. Öyle de ifade olabilir. En sonda Erfahrungen. Ayrıca buna lütfen ilave edin. In meinem Heimatland. Deyip kendi ülkenizdeki durumdan da 2-3 cümleyle bahsetmeniz gerekiyor. Bunu mutlaka yapın. Bunu atlıyorlar. Sonra hoca bununla ilgili bir soru soruyor. Eğer hazır değilseniz heyecanlandığınız için de cevap veremiyorsunuz. Mutlaka bu maddeyi bunlara ekleyin. Kendi ülkenizdeki durum ne? Bununla ilgili bir fikriniz olsun. Her başlık için Wie ist es in meinem Heimatland? Wie ist es in meinem Heimatland diye şuraya da soru yazın. Punkt, punkt, punkt. Onu da siz açıklıyorsunuz. Şimdi şurada koyu renkle yazılmışlar giriş yani redemiteller ve burada akışını görebilirsiniz sohbetin. Ne yapmış? A kişisi başlamış. Konuyu anlatıyor. Der Titel des Textes, den wir gelesen haben. Bakın relatif var. Lautet. Lautet çok kullanıyoruz. B2'yi öğrendiyseniz, B2'yi gördüyseniz bunları da görmüş olmanız gerekiyor. Yani bunlar kitabın içinde geçen redemiteller, mevcutlar. Sürpriz değil yani. Burada bunların hepsi öncesinde görülmüş olmalı. Ya da işte in diesem Artikel geht es ya da im Rahmen dieser Studie yani bu çalışmanın çerçevesi bu çalışmaya göre bu çalışma içinde biz bu çerçevede diyoruz ya işte öyle bir ifade bu. Ne yapmış? Bütün metni burada dikkatlice okursanız size göndereceğim. Okuyun lütfen bunları.
Burada bir umschreiben var. Yani den Artikel wiedergeben. Umschreiben, umformulieren. Ama çok kısa, çok uzatmayın. Umschreiben, çünkü siz 2,5 dakikada bir sürü şey konuşacaksınız. Öyle uzun uzun yapamazsınız. En önemli noktaları yakalayıp onları vurgulayacaksınız. Ne dedim? Umschreiben, umformulieren. Bunu yapıyorsunuz, bekliyoruz bunu yapmanız önemli. Ve bu koyu renkli olanların hepsi R-metallerden kullanımlar. R-metal olarak verdiklerimizden biraz daha üst düzey buradaki R-metaller. Bunları çıkarın, bunlarla mutlaka çalışın. Sonra ne varmış bakalım şurada. Nedir bu? Bakıyoruz, Diesenfehlung. Burada kendi fikrini söylüyor bak. Meinung äußern. Önce ne yaptı? Zusammenfassen yaptı. Şimdi ne yapıyor? Meinung äußern. Bu arada arkadaşınız konuşurken onu bölebilirsiniz. Bu A kişisiydi. Bak buradaki diyor ki anlamadım. Yani seni bölebilir miyim? Darf ich dich kurz unterbrechen? Was meinst du mit abgegrenzt? Böyle sorular gelebilir. Konuştuğunuz şeye çok iyi hakim olmalısınız. Ne diyor bak? Das habe ich gerade nicht so gut verstanden. Bu çok pozitif. Bu soruyu soran için pozitif bir şey. Ha, takip edebiliyor. Karşı tarafı takip edebildiğinizi göstermeniz gerekiyor. Ne yapmış? Burada da açıklama yapmış tekrar. B'de ne demiş? Bakın. İştirme diye su demiş. Ondan sonra yine kendi fikrinde o da anlatacak elbette. Kendi fikrini anlatmaya başlamış. Bunları inceleyin lütfen. Şimdi bizim zamanımız bitmek üzere. Ben başka bir sınıfa gireceğim. Ama bunları size göndereceğim. Burada diyaloğun akışını görebilirsiniz. Ve bakın en sonunda da ne var? In meinem Heimatland. Buna kesinlikle çalışın. Mutlaka dört maddenin sonuna bir de In meinem Heimatland ist es so wie. Onu anlatacaksınız. Şimdi şunları bir dakika ne yapalım? PDF yapalım şöyle. Şimdi bitirmek üzereyim. Örnekleri gösterdim. Bunları kendiniz de inceleyeceksiniz. Özellikle R-metaller çok önemli dedik. Onları dikkatlice kullanmanız lazım. Ama tabii ki her R-metal her yere uymayabilir. Biraz siz de araştıracaksınız. Biraz metinlerden bakacaksınız, inceleyeceksiniz. Başka örnekler var mı? Şurada sadece bir örneğimiz var. Şurada. Soru varsa alabilirim ben bu arada. Yok mu? Şimdi B2'ye girecekler için tekrar söylüyorum. Lütfen aceleye getirmeyin. Tam olarak ne yapacağınızı bilmediğiniz için yanlışlar da yapabilirsiniz. Çok fazla yanlış çıkar. Ve korkarsınız öyle diyeyim. Yani gücenirsiniz, kalbiniz kırılır oluyor bazen. Görüyorum. Öğrencinin özgüveni sarsılmış oluyor. Mesela bu çok da iyi bir şey değil. Ama oluyor, başımıza geliyor. 3 defa falan girdiği zaman öğrenci tabii ki çok üzülüyor, etkileniyor bundan. Ve özgüvenini biraz sarsılıyor. Hani o derecede hassas olmayın lütfen ama bu benim dememle olacak bir şey değil. Sizinle ilgili bir şey. Ha, ben de olsam gerçekten benim de özgüvenim sarsılır, üzülürdüm. Ama şöyle bir şey, yani her
eğitimle uğraşmış, ne bileyim üniversiteye gitmiş insanlar bu işlerin böyle kolay olmayacağını, ders geçmeden, derse çalışmadan geçilemeyeceğini bilirler zaten. Öyle biz kalbimizi üniversitede bıraktık. Yerlerde kaldı bizim kalbimiz. Ne üzülmesi. Hani bir sınavda kalırsam yapmam gereken şeyin tekrar tekrar çalışmak olduğunu bilirim. Ve çalışmadan da bu işin olmayacağını gayet iyi bilirim. Ne yaparım? Ya çalışıp uygun zamanı bekleyeceğim sınava girmek için çalışacağım o arada. Ya da her şeyi bırakıp çalışacağım. Yani bunun ortası yok gerçekten. Bu hem o da olsun hem o da yok. O fantazi. Yani olmaz. Şeye de çok şaşırıyorum arkadaşlar. Yani işte 4 ayda B1'i ver şey B2'yi verdim diyor adam. Nereden geldin çocuğum sen? 30 yıldır senin gibisini bir elin parmaklarında görmedim diyebilirim yani. Gördüm de onlar dehaydı yani. Senin gibi değildi. Onlar senin gibi uğraşmıyorlar böyle şeylerle. Bunlar kandırmaca. Eğer dil öğrendiyseniz, dil öğrenme sürecini, macerasını yaşadıysanız bu işin hiç de öyle olmayacağını bilirsiniz. Buna gereken zamanı vermeniz gerekiyor. Siz asla 4 ayda böyle bir sınavı geçemezsiniz. Mümkün değil. Şöyle diyeyim, ana dili olanlar da geçemiyor çalışmazlarsa. Var benim öyle bir sürü öğrencim var. Geçemezler, mümkün değil. O hatalarla geçemezler de. Çalıştık hem öyle böyle değil. Bakın ana dilinden bahsediyorum ben. Böyle adamların 3 defa o sınavda kaldıklarını gördüm. Hatalarını tespit edip o konuda bir 6 ay falan çalıştıktan sonra sınava girip geçtiler. Yani bu böyle bir şey. Bunu hafife almayın. Karşı taraf hocalar bunu hafife aldığınızı hissettiği an zaten o yani sizinle ilgili çok da olumlu olmayacaklardır. Bütün olumsuz yanlışlarınız vesaireleriniz de zaten ortaya döküleceği için hoca olumsuzmuş değilmiş bir önemi yok. Kalırsınız. Hazırlık yapmadan mümkün değil. Bu bir gerçek. En erken bu sınava girebileceğiniz A1'den B2'ye kadarki süreyi hesaplarsak en erken 1 yıl. Deli gibi çalışırsanız. Çalışmazsanız 1,5 yıla kadar uzatmanızı tavsiye ederim. Yani ortalama bir çalışmayla B2 sınavını çok rahat verirsiniz ortalama bir çalışmayla. Fakat bu ortalama çalışma 4 ayda olmuyor arkadaşlar. O dünyada yok. Başka bir gezegende varsa. Ama Hocam efendim. ben 2 senedir gidiyorum ya, nasıl olabiliyor ben bilmiyorum. Hala 2 sene içerisinde yine konuşamıyorum, hala kendime güvenim yok. Tamam, B1 sınavını da geçmişim, ona rağmen konuşamıyorum hocam, bu nasıl Konuşma oluyor? bölümlerine katılan olabilir. Yani konuşmak başka bir eylem. Yani. Takılmayın o kadar konuşmaya. Konuşma kulüplerine katılın. Özellikle konuşma derslerini takip edin. Konuşma yapmak zorundasınız. Bir partner bulmalısınız kendinize. Ya da en iyisi diyaloglar yazmaktır. Yani bu zor bir Anladım. süreç. Eğer Almanya'da değilseniz konuşmak Almanya'dayım hocam. yani... Almanya'dayım. Almanya'da olmana rağmen yani her yerde herkes seninle gel Almanca konuşalım deyip duracak insan yok yani. Almanya'da bile insanlar yabancı yani hocam. Elbette. O zaman ne yapabilirsiniz? Almanya'daysanız ve bu sorun varsa tabii bu bir problem. Ama kursların konuşma kulüpleri vardır. B1'i Anladım. bitirdiyseniz bir dakika meeting group chat diyelim şunu koysak. Arkadaşlar bugün anlattıklarımın PDF'ini koydum. Yani mutlaka vardır Zeynep Hanım. Volkshochschule'nin şeylerine gittiniz mi? Volkshochschule'de de vardır. Konuşma Evet kulübü hocam. vardır. Kesin lütfen araştırın. Yani Var var gidiyorum hocam ama o da haftada bir kere Perşembe günü yani basit kalıyor ya hocam, oraya gidiyorsun, yeni gelenler de var, herkes aynı seviyede değiller, ondan sonra nereden geldin, ne yaptın, aynı şeyler devam ediyor yani.
Maalesef. Farklı yerleri deneyin. Olabildiğince çok dışarı çıkmanız lazım Zeynep Hanım. Bu zor Aynen. bir konu, anlayabiliyorum sizi ama şöyle diyeyim, eğer sürekli evin içindeyseniz 2 yıl, evet. Normalde bir öğrencinin, üniversite öğrencisinin 1,5 yılda epey bir ilerleyebilmesi söz konusu. Ama bir dili gerçekten öğrenme süremiz bizim 5 yıldan 7 yıla kadar uzar. 7 yılda falan Aynen. gerçekten anlamaya başlıyoruz. Öncesinde zor olabiliyor. Öğrenciler, üniversite öğrencileri 1,5 2 yılda çok iyi bir duruma gelirler. Çocuklar için hiç onlara dokunmayın. Onlar öğrenirler zaten. Onların için Aynen, oğlum mesela hemen öğrendi, 4 ayda okula gitti, 3. sınıf, hemen 3. sınıf. 3. sınıf 4 ayda öğrenir hocam. Bazı Türkçe Tabii. kelimeleri bile unuttu yani, o Dur, kadar. doğru. Doğru, unutur. Yani çocuklara dokunmayın. Bazen böyle Aynen. telaşlı anneler oluyor. Bana Yok getiriyorlar. yok. Çocuk çalışan öğrensin. Düşünebiliyor musun? 4 yaşında benim öğrencim var. 4 yaşında. Annesiyle tartışıyor. Çocuğu rahat bırak lütfen diye. Ona ders hazırlayacağım diye akla karayı seçiyorum. Ağlayarak ders yapıyor. Annesinin zoruyla. Yani Güzel. biz kıyamayız. 4 yaşında oturtup benimle ders yaptırıyor kadın, Amerikalı. Aa, Acımasız diyorum ama ne kadar kötü. yine de ben ona dedim yani 4 ay kitaya gittiği zaman bırak onu lütfen. Aynen. Yani o demek istedim hocam, birileri çıkıp öyle diyor ya, hani 4 ayda ben dili öğrendim diyor. O nasıl oluyor? Ondan sonra kendini suçluyorum. Ben Olmaz. hiçbir gün bile evde kalmadım. Her gün hala devam ediyorum kursa gitmeye. Şu Şöyle anda bir B2'ye katılıyorum Berufu Hoca. evet, Yani... yani zor bir konu, merak etmeyin, bir şekilde olacak o. Eda Hanım'ın önerisi mantıklı. Ben de yapay zekadan kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kullanıyorum. Çoğu şeyini Evet, ondan kullanıyorum. GPT'ye konuşun, yazın, konuşun, ses kaydı alın, dinleyin. Bunu zaten söylüyorduk ama ChatGPT ile dil öğrenme diye videolar var. Bir onları inceler misiniz YouTube'da? Nasıl bir yol izliyorlar? Bir orada arkadaşlar çok yaratıcı bu konuda gerçekten. Ya Bakın onu lütfen. diyorum zaten hocam, kesiyorum sizi, kusura bakmayın ama zaten kurstakilerin hepsi ChatGPT ile ders yapıyoruz. Çünkü konuşmamız yok, ChatGPT'ye yaptırıyoruz her şeyimizi. Almanya'da böyle. ChatGPT yaptırıyorsunuz da ondan faydalanın ama konuşun. Yani ben öğrencilerim kullansın ama oradakileri de omşirayben yaparak kullansınlar. Yapmadıkları an ben zaten ilgilenmiyorum. Yazdıklarını falan ben kapatıyorum, ilgilenmiyorum. 3 hafta biz bu 5 verdiği ne zaman yaptık? 17'sinde mi yapmıştık? 17'si Sprechenschreiben. Of, nerede bakayım, 17 17 17 niye yok? Zusammen etwas planen, problem lösen, Redemittel. Hay Allah. Katılan arkadaşlardan var mı? O dosyayı buraya koyabilirler mi? Hocam ben de bir şey söyleyeceğim ama Buyurun. konuşmak isteyen, konuşmak isteyen, yazışmak isteyen insanlar olursa şayet, hani ben düşünüyorum çünkü benim de böyle bir ihtiyacım var. Belki şu an derse katılanlardan isteyen olacaktır diye düşünüyorum. Evet, ben arıyorum partner ama hiç Türkçe konuşmamak kaydısıyla. Yani çok Yani ben şey yaptım. Herkes sonra arkadaş oluyor. Türkçe konuşmaya devam ediyorlar. Vakitimi kaybediyorum sonra. durmayın canım, yani öyle yapmayın. Bunun bir amacı var. Sohbet burada Almanca egzersizi yapacaksınız. Türkçe yaptığınız zaman bir sonrakine buluşmayın. Yani niye? Evet, anladım. Ben Evet. açıkçası hani şöyle numaramı yazsam uygun olur mu? Evet, siz yazın, ben şey yaparım. Yani bu benim Yani şeyim. buradan iletişime Devrim Hanım mı, geçebilir Devrim misiniz? Bey mi bilmiyorum ama o da Evet istemiş hemen. Zeynep. Aldım şeyi, kopyaladım. Ha, Devrim diye birisi yazdı ama onun erkek mi, İsterim. hanımefendi mi olduğunu bilmiyorum. Ne yapmıştık biz? Ben şimdi unuttum. Bulamadım 5 verdeyi. Ha, Devrim Bey.
Ben atacağım. Hani atmaya Geçen çalışacağım. hafta yaptığımız ve benim size yolladığım niye bulamadım bir dakika brief über ALES demişim. Ha bir saniye. Niye tarihini koymamışım ki über ALES? Riremittel sanıyorum buldum. Evet buldum. Ay tarih koymayınca bulamıyorum. Buldum ama. Ama şuna bir tarih koyarak gönderelim. 17 şöyle touch November 2024 ya. Şöyle koydum. Geçen haftaki çalışmaydı bu da. Beş yerde brief'in olduğu dosya. Evet hocam, teşekkürler. Çok sağ olun. Yani bakayım evet. Birçok bilgi bir arada. Yani siz bunları inceleyip kendinize göre düzenleyeceksiniz arkadaşlar. Ben olabildiğince çok bilgiyi bir araya getiriyorum. Ama buradan eksiklerinizi alıp buradan faydalanıp onları tamamlama kısmı sizin gerçekten. Okey. Evet onu da koydum. Tamam herhalde. Peki şimdi buçukta benim dersim başlıyor. Oraya geçeceğim. Ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss Leute. Tschüss. Çok Dankeschön. teşekkür Gute ederim. Abend. Bize ya. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Tschüss. Wiedersehen. Schönes Wochenende. Yine Auf ne? Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Okay. Tschüss.